9 Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği Anabilim Dalı Lisansüstü Programları. Maden Mühendisliği Anabilim Dalı olarak misyonumuz, ülkemiz kaynaklarını en verimli şekilde işleyecek, konusunda uzman, araştıran, sorgulayan maden mühendisleri ve bilim adamları yetiştirmek ve madencilik sektöründeki problemlerin çözümüne yönelik olarak bilgi üretmek ve teknolojiler geliştirmektir. Vizyonumuz ise çevre ve insan sağlığını ön planda tutarak toplumsal mutluluk ve kalkınmayı sağlamak, dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek alanındaki yeni teknolojilere hakim olmak, mevcut teknolojileri daha verimli ve uygulanabilir hale getirmektir. Sahip olduğumuz geniş akademik kadro, laboratuvar olanakları ve deneyim ile madencilik faaliyetinin her alanında bilimsel ve teknolojik çözümler üretmek, bu çözümleri kurum ve kuruluşlarıyla paylaşmak, tüm bunları eğitim ve öğretim standartlarımızı yükseltirken başarmaktır. Maden Mühendisliği ana bilim dalında açılan lisansüstü programları, Maden İşletme Yüksek Lisans, Cevher Hazırlama Yüksek Lisansı, Maden İşletme Doktora ve Cevher Hazırlama Doktora programlarıdır. Maden Mühendisliği Anabilim Dalı, Kaya ve Zemin Makineleri Laboratuvarı, Doğal Taş, Havalandırma ve Mekanizasyon Laboratuvarları, Kırma, Öğütme ve Sınıflandırma Laboratuvarı, Manyetik ve Elektrostatik Ayırma Laboratuvarı, Gravimetrik Zenginleştirme Laboratuvarı, Flotasyon, Isıl İşlem ve Endüstriyel Ham Maddeler Laboratuvarları, Kimyasal ve Çevresel Madencilik Laboratuvarı, Kimyasal Analiz Laboratuvarı ve X-ray Laboratuvarı'nı bünyesinde bulunduran geniş laboratuvar olanaklarına sahiptir. Maden işletme lisansüstü eğitiminde daha önce tamamlanmış tezlerden birkaçına örnek verecek olursak, yeraltı su dinamiğinin açık ocak duraylılığına etkisinin sayısal modelleme analizleriyle araştırılması, yeraltı açıklıklarında şişen killerin duraylılığa etkisinin azaltılmasına yönelik yeni yöntemlerin araştırılması, heyelan hareketlerinin dinsel ve lidar yöntemleri ile belirlenmesi ve izlenmesi, kalkan tipi mekanize tahkimatının yük analizleri, uzaktan görüntüleme yöntemleri ile elde edilen sayısal yüzey modellerinin mermer madenciliğinde kullanımı, açık maden ocaklarının planlanması amacı ile insansız hava araçlarının kullanımı ve üç boyutlu madencilik yazılımlarına entegrasyonu. Cevher hazırlama lisansüstü eğitiminde daha önce tamamlanmış tezlerden birkaç örnek verecek olursak, ince taneli minerallerin manyetik taşıyıcı metotlarla değerlendirilmesi, gördes zeolitlerinin ham maddesel özelliklerinin incelenmesi ve değişik sektörlerde kullanılabilirliğinin araştırılması, kuru yöntemle kömür zenginleştirmenin Türk kömürlerine uygulanması, Türkiye leonarditlerinin değerlendirilmesi, altın konsantresinden doğrudan liç ile altın eldesi, çinko tesisi liç artıklarından metal kazanım yöntemlerinin araştırılması sayılabilir. Maden işletme ve cevher hazırlama programları lisansüstü eğitimlerinde verilen zorunlu dersler. Bilimsel araştırma teknikleri ve yayın etiği. Bu dersin amacı bilimsel araştırmanın tanımı, aşamaları, planlama stratejileri, veri toplama kriterleri, sonuçların rapor veya yayına dönüştürülme süreçleri ile bu süreçlerde meslek ve yayın etiğine yönelik yeterliliklerinin kazandırılmasıdır. Yüksek lisans uzmanlık alanı. Bu dersin amacı öğrencilerin konu seçimi, metodoloji ve tez yazımı gibi konulardaki ilerlemelerine, analitik, yaratıcı ve bilimsel düşünme yetenekleri kazanmalarına yardım ederek katkıda bulunmaktır. Yüksek lisans tez dersi. Dersin amacı, yüksek lisans tezinin amacı öğrencilerin seçilen bir alanda bilimsel olarak güçlü bir şekilde bağımsız bir çalışma yapabileceğini göstermesine, belirli bir zaman dilimi içinde özel bir problemin çözümüne yönelik olarak bilimsel, etik, detaylı ve doğru bir çalışma yapabileceğini ortaya koymasını ve bulgularının ikna edici bir biçimde yayınlanmasını sağlamaktır. Nümerik ve yaklaşık yöntemler. Bu ders mühendislik problemleri için sayısal yöntemlere giriş yapmayı hedeflemektedir.
Yüksek lisans seminer dersi. Bu ders, öğrencileri kendilerine verilen veya seçilen bir konu üzerinde literatür araştırması yapabilir hale getirmek ve bu konuda cesaretlendirmektedir. Bilim felsefesi ve etiği. Dersin amacı, bilim felsefesi ve bilim etiğinin temel problemlerini ve bu problemlere ilişkin sunulan çeşitli çözümleri tartışıp değerlendirmektir. Doktora uzmanlık alanı zorunlu dersi. Dersin amacı, doktora öğrencilerinin araştırma sürecinin alt bileşenlerini tanımasını, danışmanları ile akademik deneyimleri paylaşmasını ve akademik etik davranışları uygulamasını amaçlamaktadır. Doktora tez zorunlu dersi. Dersin amacı, öğrencilerin konu seçimi, metodoloji ve tez yazımı gibi konulardaki ilerlemelerine, analitik, yaratıcı ve bilimsel düşünme yetenekleri kazanmalarına yardım ederek katkıda bulunmaktır. Maden işletme lisansüstü eğitiminde verilen seçmeli dersler. Madencilikte yatırım projeleri analizi dersi. Bu ders, madencilik yatırımlarının değerlendirilmesinde doğru kararların alınmasını sağlamak için amortisman, tükenme amortismanı, arama ve hazırlık maliyetleri, enflasyon ve eskalasyonu dikkate alan açık ve kapsamlı değerlendirme tekniklerinin açıklanmasını ve uygulanmasını içermektedir. Madenlerde proje hazırlama teknikleri dersi. Dersin amacı, madencilik projelerinin aşamalarını ortaya koymaktır. Jeolojik veriler yardımı ile cevher damarı özelliklerini belirleme, üretim planı yapma, maliyet analizleri, envanterin oluşturulması, rezerv hesaplama yöntemleri ile fizibilite projesi yardımı ile maden projelerinin değerlendirilmesi sağlanacaktır. Maden üretiminde otomasyon dersi. Elektrik, pnömatik ve hidrolik gücün bir enerji olarak kullanılması ile madencilikte çeşitli işlemlerin nasıl yapılabileceği, hangi elemanların seçilebileceği ve bu elemanların çalışma prensiplerinin tanıtılması, maden işletmelerinde haberleşmede nakliyat işlerinde, kazıda, havalandırmada, drenajda ve dolgu işlerinde oluşturulan otomasyon ölçüm istasyonları ve işlevlerini anlatmak olacaktır. Tünelcilikte risk değerlendirilmesi ve yönetimi. Bu derste tünel çalışmalarında karşılaşılması olası risklerin belirlenmesi, riskin değerlendirilmesi ve yönetilmesi, riskler nedeniyle olası iş ve ekonomik kayıpların belirlenmesi ve bu değerlendirmeler kapsamında çalışmaların yönlendirilmesi konuları işlenerek, maden mühendislerinin bu perspektifte eğitimlerine katkı koymak amaçlanmaktadır. Deneysel kaya mekaniği dersi. Yeraltı ve yerüstü madencilik faaliyetlerinin planlanmasında kayaçların fiziksel, kimyasal ve mekanik özelliklerinin belirlenmesi önemlidir. Bu özelliklerin belirlenmesi, kayaçlardan alınan numunelere uygulanan test metotları ile mümkün olmaktadır. Ders kapsamında kayaçların genel tanımı, jeolojik kökenlerine göre sınıflandırılması, fiziksel, mekanik, kimyasal özelliklerinin belirlenmesi, bu özelliklerin kayaçların yapı ve dokularına bağlı olarak değişimleri ve elde edilen sonuçların istatistiksel değerlendirme yöntemleri verilecektir. Madencilikte delme ve patlatma dersi. Madencilikte patlatmaya yönelik delik geometrisi tasarımlarını tanıtmak, patlayıcı maddelerde enerji aktarımı ve kayaç kırılma mekanizması ile patlayıcı maddeler ve patlatma tekniğine yönelik konularının öğretilmesi sağlanmaktadır. Yüzey madenciliğinde çevre koruması. Bu derste farklı açık maden ocağı tipleri için madencilik faaliyetlerinden kaynaklanan yeraltı ve yüzey sularının kirlenme nedenleri, ayrıca madencilik sonunda morfoloji, flora ve faunanın tahribatının nedenleri özetlenmektedir. Ayrıca bu tahribatları ve kirlenmeleri en aza indirmek için alınacak önlemler irdelenecektir. Daha sonra tahrip olmuş parçalarının doğal çevreye yeniden uyumu için kullanılan yöntemler anlatılacaktır. Gelişmiş madencilik finansı ve maden yönetimi dersi. Derste madencilik yatırımlarının finansmanında kullanılabilecek tüm fon türleri ve kaynakları ile özellikle alternatif finansman kaynaklarının madencilik sektöründe uygulanabilirliğinin öğretilmesi hedeflenmektedir. Madencilikte fizibilite etütleri dersi. Bu ders kapsamında öğrenciye yapılabilirlik etütleri çalışmasının yapılış şekli ve yapılabilirlik etütlerinin kapsamı hakkında etraflıca bilgi verilecek ve örnek bir işletmenin fizibilite raporu ödev olarak hazırlatılacaktır.
Maden hukuku ve madenlerde iş güvenliği dersi. Maden mühendislerinin iş güvenliği ile ilgili hukuksal yetki ve sorumluluklarının tanımlanması, çalışacakları iş ortamında karşılaşacakları iş güvenliği ile ilgili durumların değerlendirilmesinin yapılacağı bir derstir. İlgili yönetmelikler, iş kanunu ve mühendis sorumluluklarının açıklaması yapılacaktır. Şevsıt stabilitesi dersi. Özellikle açık maden işletmeciliğinde kaya ve toprak zeminlerde karşılaşılan şev stabilite problemleri, analiz ve tasarım yöntemleri ve duraysızlığa karşı alınacak önlemler anlatılacaktır. Mermer ve doğal taş üretim teknikleri. Bu derste mermer ve özellikleri, mermer üretim yöntemleri, mermer kesme ve işleme teknikleri, mermer üretim maliyet hesapları ve mermer üretimi konusunda son gelişmeler ve modern işletme yöntemleri işlenecektir. Madenlerde havalandırma planlaması. Dersin amacı, havalandırma planlamasını, planlama sırasında göz önünde bulundurulan teknikleri, madenlerde karışık havalandırma şebekeleri için gerekli hava miktarının hesaplanmasını öğretmek ve havalandırma paket programı ile uygulama yapmaktır. Açık maden işletmeciliği ekipmanları dersi. Açık maden işletmeleri, üretim verimliliği, tenör kontrolü, ekonomi, güvenlik alanlarında yeraltı işletmelerine üstünlüğünden dolayı hızlı teknolojik gelişmeler göstermektedirler. Bu ders kapsamında düşük birim maliyetleri ile üretim yapabilecek açık ocak sistemleri ve yöntemleri tanıtılacak, son teknolojik gelişmeler incelenecektir. Farklı kazı ve nakliye ekipmanlarının performansları ile ilgili detaylar verilecektir. Madencilikte nümerik modelleme teknikleri dersi. Kaya mühendisliğinde karşılaşılan problemleri çözebilmek için ampirik, istatiksel ve görgül kriterler kullanılmaktadır. Son dönemlerde bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler, gerilme analizlerinin hızlı ve ekonomik şekilde yapılmasının önünü açmıştır. Literatür incelendiğinde kaya mühendisliği problemlerinin çözümü aşamasında mutlaka gerilme analizinin kullanılması gerektiği belirtilmektedir. Bu amaçla sayısal modelleme yöntemleri ile gerilme analizinin nasıl yapılacağı ve nasıl yorumlanacağı bu ders kapsamında anlatılacaktır. Madencilikte gaz, toz ve gürültü kontrolü. Dersin amacı, yeraltı madencilik çalışmaları sırasında oluşan, çalışma ortamını olumsuz yönde etkileyen ve iş veriminin düşmesine neden olan gaz, toz ve gürültünün oluşturduğu sorunları belirlemek ve çözüm olanaklarını araştırmaktır. Madenlerde harita hazırlama ve değerlendirme. Dersin amacı, maden planları, tasarımı ve maden haritacılığında grafiksel gösterimlerin kapsamının incelenmesi ve değerlendirilmesidir. Yeraltı madenciliğinde gelişmeler. Dersin amacı, yeraltı madenciliğindeki son gelişmeleri ve kullanılan özel yöntemleri ele almaktır. Madencilikte jeoteknik ölçümler ve değerlendirilmesi. Dersin amacı, öğrencilere yeraltı ve yerüstü madencilik uygulama ve projelerinde, faaliyet öncesinde ve sonrasında ne tür jeoteknik ölçümler yapılması gerektiği ve yapılan ölçümlerin nasıl değerlendirileceği hakkında bilgi vermektir. Lazer tarama tekniklerinin madencilik faaliyetlerinde kullanımı dersi. Dersin amacı, lazer taramanın temellerini, lazer tarama aletleri ve tekniklerini öğrenmek, lazer tarama verilerinden bilgi çıkarımı hakkında bilgi edinmek ve madencilik faaliyetlerinde uygulama alanları hakkında bilgi sahibi olmaktır. Madenlerde proje yönetimi dersi. Özellikle madencilikte diğer mühendisliklerden farklı olarak doğa şartlarıyla çalışıldığı için hazırlanan proje belirli bir esnekliğe sahip olmalıdır. Madencilikte ani gelişen olaylara sık rastlandığından proje bu tür olayları içinde barındırmalı. Bu yüzden de bunların etütleri projelendirmeden önce yapılmalıdır. Bu nedenle bir maden işletme projesinin proje planlama yazılımı ile baştan sona planlanabilmesi ders kapsamında öğrenciye verilmesi amaçlanmıştır. Maden planlaması. Dersin amacı maden planlaması ile ilgili parametreleri değerlendirmek ve bir karar vermek gibi bilgilere sahip mühendisler yetiştirmektir. Bilgisayar destekli maden tasarımı dersi. Günümüzde hem açık hem de yeraltı işletmelerinde optimizasyon yapabilen pek çok bilgisayar yazılımı bulunmaktadır.
Bu ders kapsamında öğrenciler sanayideki bilgisayar yazılımlarının ardındaki temel fikri kavrayacaklar ve bulacaklardır. Jeolojik sondaj verisi analizi, rezerv hesapları, açık ocak tasarımı ve planlaması gibi konular uygulamalı olarak ders kapsamında işlenecektir. Tünelcilik ve yeraltı yapıları. Bu ders kapsamında tünelcilik ve yeraltı açıklıkları yapımı açıklanacaktır. En son geliştirilen kazı makineleri teknolojileri, tahkimat sistemleri ders kapsamında verilecektir. Yeraltı yapılarının tasarımı ve optimizasyonuna da değinilecektir. Tünelcilik ve yeraltı yapıları ile ilgili en son yayınlanan makaleler ders kapsamında tartışılacaktır. Madencilik jeoistatistiği. Dersin amacı jeoistatik yöntemi hakkında bilgi vermek, madencilik alanındaki uygulamaları örneklerle açıklamaktır. Kazı mekaniği. Madencilikte yeraltı galerilerinin açılması, açık işletmelerde örtü tabakasının gevşetilmesi ve kazılmasında mekanizasyon uygulamaları son yarım yüzyılda büyük gelişme sağlamıştır. Klasik kazı yöntemine göre kazı hızı yüksek, birim maliyet düşüktür. Burada kayaç keski ilişkisi önemlidir. Hangi formasyonlarda hangi tür keskiler daha verimli kazı yapabilir? Bu keskilerin tasarım parametrelerinin makine performansı üzerindeki etkileri nelerdir? Kazı hızını önceden hangi duyarlılıkla kestirmek mümkündür? Kazı mekaniğine hükmeden kurallar nelerdir? Dersin amacı bu gibi sorulara cevap verebilecek kazı mekaniğine hükmeden kuralları öğretmektir. Agrega madenciliği. Dersin amacı agrega madenciliğinin temel terimlerinin tanımlanması, agrega ocaklarının planlanması ve uygulanan işletme ve ürün hazırlama yöntemleri, bu yöntemlere ait makine ekipman seçimi, agrega özelliklerinin belirlenmesi ve agreganın ekonomisi bu ders kapsamında anlatılacaktır. Yeraltı madenciliğinde tabaka kontrolü. Dersin amacı, yeraltı kazılarında tabaka kontrolünün öneminin daha iyi anlaşılması ve herhangi bir yeraltı kazısının tasarımını gerçekleştirebilme becerisi kazandırmaktır. Patlamaların çevresel etkileri ve kontrolü. Maden işletmeleri ve altyapı çalışmalarında patlayıcı kullanımı ile oluşan çevresel etkileri tanıtmak, patlatmaların çevresel etkilerini en aza indirebilecek yöntem ve teknikler ile bunların ölçümü ve değerlendirilmesine yönelik konuların öğretilmesini sağlamaktır. Madencilikte optimizasyon teknikleri. Soyut verilere dayanarak ampirik yollarla verilen kararların geçerliliği her zaman tartışmaya açıktır. Bunun yanında somut verileri kullanarak sorunların matematiksel modellerini oluşturup bunlara nicel yöntemlerle çözüm aramanın etkinliği kesindir. Bu amaçla ortaya çıkan belirsizliklere matematiksel bir davranış biçimi kazandırmak ve kısıtlı kaynakların tahsisini gerektiren koşullar altında optimizasyonunu sağlamak için optimizasyon yöntemleri kullanmak kaçınılmaz olmaktadır. Kaya kütle sınıflama sistemleri dersi. Bu ders kapsamında kaya sınıflama sistemleri hakkında geniş ve detaylı bilgiler verilecektir. Daha sonra bugüne kadar yapılmış olan bazı projeler üzerinde bu işlemlerin nasıl yapıldığı ve nasıl yorumlandığı anlatılacaktır. İleri tahkimat analizleri ve yöntemleri dersi. Tahkimat konusunda yeni gelişmeler ve yenilikler hakkında analiz edebilme ve uygulamaların yapılış şekli hakkında detaylı bilgi verilecektir. Cevher hazırlama programı lisansüstü eğitiminde verilen seçmeli dersler. İleri boyut küçültme. Dersin amacı. Boyut küçültmede temel kavramların öğretilmesi, boyut küçültmenin matematiksel olarak ifadesinin ve modellerin oluşturulmasının öğretilmesidir. Boyut küçültmede kullanılan yaygın modellerin ve parametrelerin hesaplanmasının öğretilmesi, kırma öğütme devrelerinin performansının ve optimizasyonunun öğretilmesi amaçlanmaktadır. Endüstriyel ham maddeleri zenginleştirme teknolojileri dersi. Bu ders kapsamında endüstriyel ham maddeler ve zenginleştirme yöntemleri, teknolojileri kapsamlı bir şekilde işlenecektir. Çimento ham maddeleri ve eritim teknolojisi dersi. Çimento sektöründe kullanılan ham maddelerin bu konuda uzmanlaşacak mühendislere detaylı bir şekilde aktarımı yapılacaktır. Metalik cevherleri zenginleştirme yöntemleri. Bu ders kapsamında metalik cevherlerin geleceği
zenginleştirilmesini etkileyen faktörler, zenginleştirme yöntemi seçiminde dikkat edilecek hususlar, mineralleri, cevherleşmeleri, konsantrelerinde aranan özellikler, uygulanan zenginleştirme yöntemleri ve bu cevherlerin bulunduğu işletmelerde uygulanan çok sayıdaki zenginleştirme tesislerinin tanıtımı yer alacaktır. Susuzlandırma, kurutma, toz tutma prensipleri ve endüstriyel uygulamaları dersi. Bu ders kapsamında ince ve iri tanelerin çökelme davranışları, flokülasyon ve koagülasyon konuları ile birlikte susuzlandırma yöntemleri, prensipleri ve parametreleri ana hatlarıyla verilecektir. Kömür hazırlama ve yıkama dersi. Kömürün yıkama açısından önemli olan özelliklerinin öğretilmesi, pazarda aranan nitelikler ve çevresel kısıtlamaların öğretilmesi, kömür yıkanabilirliğinin belirlenmesi ve yöntem seçimine etkisi, kömür hazırlama ve kömür zenginleştirme yöntemleri, kömür susuzlandırma yöntemleri, kömür hazırlamada verim ve performansın belirlenmesi ve yorumlanması, tesis atıklarının kontrolü, akım şeması geliştirme ve kütle su balansı oluşturmasının öğretilmesi amaçlanmaktadır. Kimyasal madencilik dersi. Bu dersin amacı söz konusu hidrometeorolojik proseslerin karakteristik özelliklerinin belirtilmesi ve birbirini takip eden ilgili proseslerin açıklanmasıdır. Analiz yöntemleri ve laboratuvar uygulamaları dersi. Bu ders, maden mühendisleri ve diğer disiplinlerdeki lisansüstü öğrencilerinin cevherlere, konsantrelere ve ürünlere uygulanan modern analiz ve karakterizasyon tekniklerinin uygulama ve kavramlarını tanımaları ve bu analiz teknikleri arasındaki farkları anlamaları için bir fırsat sunmaktadır. Susuzlandırma ve atık yönetimi. Bu ders kapsamında cevher hazırlama tesislerinde pülp taşınması, pülp karakteristikleri, pülp halindeki atık ve konsantrenin uzun mesafelere taşınması tüm yönleriyle ele alınacaktır. Ayrıca önemli bir çevre sorunu olan değirmen atıklarının bertarafı ve atık havuzu tasarım ve ıslah yöntemlerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Yüzey ve flotasyon kimyası. Dersin amacı, flotasyonun önemi ve genel mekanizmasının öğretilmesidir. Minerallerin karakterizasyonu ve flotasyon özelliklerinin belirlenmesi, flotasyonda kullanılan reaktifler, farklı cevherler için kullanılacak reaktiflerin seçimi ve laboratuvar testlerini içermektedir. Cevher zenginleştirmede yeni teknolojiler. Mikrodalga ve ultrasonik tekniklerinin yeni yeni cevher hazırlamada uygulamaları keşfedilmektedir. Son yıllarda bu yöntemler üzerine araştırmalar yapılmakta ve kullanılmaktadır. Bu tekniklerin kömür kurutma, düşük tenörlü altın cevherlerinden ve atıklarından altın cevherinin kazanılması, düşük düzeydeki elementlerin kazanılması, metallerin ergitilmesi, zemin iyileştirilmesi, atık prosesi ve aktif karbonun geri kazanılması gibi oldukça önemli avantajları vardır. Bu derste mikrodalga tekniklerinin araştırılmasının daha geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Cevher hazırlama, zenginleştirme teknolojilerinin geri dönüşüm proseslerinde uygulanması dersi. Bu ders kapsamında özellikle katı atıklara uygulanan geri dönüşüm proseslerinde kullanılan cevher hazırlama ve zenginleştirme teknolojileri irdelenecektir. Endüstriyel sınıflandırma ilkeleri ve uygulamaları dersi. Bu ders kapsamında sınıflandırmanın temel kuralları ve endüstriyel sınıflandırıcılar üzerinde durulacaktır. Cevher hazırlama ve zenginleştirmede otomatik kontrol ve enstrümantasyon. Bu ders kapsamında cevher hazırlama tesislerinde koruyucu ekipmanlar, bilgi toplama ve kontrol cihazları, pülp yoğunluk ayarlama göstergeleri, debimetreler, kayıt ve veri toplama araçları, kontrol döngüleri ve bilgisayarların işleyişi ve verilerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Stratejik mineraller ve üretim teknolojileri dersi. Dersin amacı, ülkemiz için stratejik olarak kabul edilen önemli minerallerin değerlendirilmesi ve teknolojilerinin anlatılmasının yanı sıra henüz teknolojileri ülkemizde yerleşmemiş olan diğer stratejik minerallerin üretim teknolojilerinin tanıtılmasıdır. Flotasyon teknikleri. Bu ders kapsamında flotasyonun ilk uygulamalarından başlamak üzere gelişen teknolojiyle birlikte flotasyon prosesinin günümüze kadar gelişimi ve gelecekteki durumu anlatılacaktır.
flotasyon teknikleri, kinetiği ve modellemesi uygulamaları hakkında bilgi vermek bu dersin amaçlarındandır. Çok ince taneli cevherlerin zenginleştirme yöntemleri. Endüstride ince taneli cevherlerin problemleri, partiküllerin tanımı ve boyut özellikleri ve ince boyutlu cevherlere uygulanabilecek ileri zenginleştirme proseslerinin tanıtımı bu dersin amacıdır. Kömür teknolojisi. Kömür özellikleri ile kömür kullanım alanları arasındaki ilişkinin öğretilmesi, kömür yakma, gazlaştırma ve koklaştırmanın amaçları ve yöntemlerinin öğretilmesi, diğer kömür değerlendirme yöntemlerinin kısaca tanıtımı bu ders kapsamında yapılacaktır. Mineral ekonomisi. Bu ders kapsamında minerallerin doğada bulunması, işletilmesi ve zenginleştirilmesi aşamalarından son kullanıma ulaştırılmasına kadarki süreçte pazarlama ve pazar koşullarının şartları kapsadığı bilgiler anlatılmaktadır. Değerli ve platin grubu metallerin zenginleştirilmesi. Bu ders kapsamında doğada bulunan altın-gümüş mineralleri, özellikleri ve cevher yatakları, değerli metallerin zenginleştirilmesinde kullanılan fiziksel ve fizikokimyasal zenginleştirme yöntemleri, altın ve gümüşün zenginleştirilmesinde kullanılan siyanürizasyon yöntemi, siyanür liçinin kimyası ve termodinamik özellikleri, konsantre ve çözeltilerden altın ve gümüşün kazanılması prosesleri, altın ve gümüşün kazanılmasına yönelik endüstriyel uygulamalar, çevresel değerlendirmeler ve platin grubu metallerin kazanım yöntemleri yer almaktadır. Aglomerasyon. Dersin amacı, ince boyutlu konsantre cevherlerin kullanım yerine veya metalurjik işlemlere uygun hale getirilmesi amacıyla yapılan, boyut büyütme işlemi olan aglomerasyon mekanizması, yöntemleri ve endüstriyel uygulama şekillerinin öğretilmesidir. Fiziksel ayırma yöntemleri dersi. Bu ders kapsamında cevher zenginleştirme işlemlerinde kullanılan fiziksel ayırma yöntemlerini aktarılması amaçlanmaktadır. Ders kapsamında yoğunluğa dayalı zenginleştirme, manyetik ayırma ve yeni geliştirilen metotlar öğrencilere aktarılacaktır. Cevher hazırlama atıklarının değerlendirilmesi. Atık ve atığa giden kıymetli cevherlerin geri kazanılması için cevher hazırlama tesisi artıklarına uygulanan proseslerin tanımlanmasını amaçlamaktadır. Aynı zamanda bu tür proseslerin endüstriyel uygulamaları, atıkların stoklanması ve kullanım nedenleri açıklanmaktadır. Cevher zenginleştirme tesislerinin sistem analizi, modellemesi, simülasyon ve optimizasyonu dersi. Cevher hazırlama zenginleştirme uygulamalarında tesis uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ve sonuçların optimal değerlendirme kriterleri ders kapsamındadır. Kaynakların optimal kullanımı ve mühendislik analizlerinin en uygun koşullarda uygulanabilirliğini işleyen ders, özellikle cevher zenginleştirme tesislerinde materyal ve kütle balansı ile tesis sonuçlarını değerlendirme tekniklerinin analizi, modellemesi ve simülasyonu konularını işlemektedir. Cevher hazırlama ve zenginleştirme tesis planlama dersi. Bu ders kapsamında bir cevher hazırlama ve zenginleştirme tesisi için fizibilite çalışmaları, numune alma, karakterizasyon, laboratuvarda yapılacak testler, test sonuçlarının analiz edilmesi, cihazların boyutlandırılması, cihaz özellikleri ve seçimini etkileyen faktörler, dizayn kriterleri, akım şeması geliştirme, temel devreler, yardımcı ekipmanların dizaynı ve parametreleri, yatırım ve işletme maliyeti hesaplamaları yer almaktadır. Mineral tane sistemleri tane mekaniği dersi. Tane sistemlerinin özelliklerinin ve davranışlarının öğretilmesi, tane boyutu ve şekli ile yüzey alanı ölçümlerinin öğretilmesi, tane boyutu dağılımlarının matematiksel ifadelerinin ve birbirine geçiş yöntemlerinin öğretilmesi, numune alma yöntemlerinin ve numune miktarının hesaplanmasının, tanelerin akışkan ortam içindeki hareketlerinin, aglomerasyon mekanizmasının öğretilmesi, tane ürünlerinin üretilmesi ve özelliklerinin nasıl kontrol edileceğinin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Maden mühendisliği ana bilim dalı lisansüstü eğitimlerinde mezuniyet koşulları. Yüksek lisans programlarında kayıtlanan öğrenciler seçmeli ve zorunlu derslerden en az 54 AKTS, seminer ve research derslerinden 3'er AKTS ve tez dersinden 60 AKTS olmak üzere toplamda 120 AKTS alarak
4 üzerinden minimum 2,5 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmalı ve tüm dersleri en az CB, S ve TP notları ile geçmelidirler. Doktora programlarına kayıtlanan öğrenciler derslerden en az 67 AKTS, seminer dersinden 5 AKTS, research dersinden 18 AKTS olmak üzere toplamda 240 AKTS alarak 4 üzerinden minimum 2,5 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmalı ve tüm dersleri en az CB, S ve TP notları ile geçmelidir. Maden mühendisliği ana bilim dalı genel istihdam profilleri. Mezunlar maden tetkik arama, Türkiye kömür işletmeleri, Türkiye taş kömürü işletmeleri, Etibank işletmeleri, karayolları, devlet su işleri, devlet demir yolları, köy hizmetleri ve iller bankası gibi kamu kuruluşlarında, ayrıca özel sektöre ait kömür ocakları, endüstriyel ham maddeler üreten madenler, mermer ocak ve fabrikaları, tünel inşaatları, çimento fabrikaları ve taş ocakları gibi yerlerde iş imkanı bulabilmektedir. Alanında uzman, geniş kadrosu ve altyapı olanaklarıyla maden mühendisliği ana bilim dalı olarak siz değerli maden mühendislerini lisansüstü programlarında aramızda görmekten mutluluk duyarız.